türküler, türkülerimiz. Ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz, tertemiz. Türküler de tüter, dağ dağ, yayla yayla. Köyümüz, köylümüz, memleketimiz. Ah bu türküler, köy türküleri. Dilimizin tuzu, biberi. Memleket ahvalini onlardan sor. Kitaplarda değil, türkülerde ara yemini. Öleni, kalanı, gidip gelmeyeni. Ben türkülerden aldım haberi. Ah bu türküler, köy türküleri. Mis gibi insan kokar, mis gibi toprak. Hilesiz, hurdasız, çırılçıplak. Dişisi dişi, erkeği erkek. Kaşı kaş, gözü göz, yarası yara. Bıçağı bıçak, ah bu türküler, köy türküleri. Karanlık kuyularda açılmış çiçekler gibi. Kiminin reyhasından geçilmez, kimi zehir, kimi zemberek gibi. Ne güzel diyor değerli şairimiz, değerli ozanımız. Her yerde, her nerede bir türkü söyleyen varsa ve görürsen korkma, yanına otur. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur. Çok güzel demiş Neşet Ertaş. Bugün şehrin müziğini yazmak üzerine araştırmacımız, akademisyenimiz, yazarımız Sayın Doktor Süleyman Şener bizlerle birlikte olacak. Çok güzel bir söyleşide onunla birlikte bir araya geleceğiz. İlk defa bugün tanışacaklar için kısa bir özgeçmiş hatırlatmak istiyorum sizlere. İstanbul'da doğduğu 1963 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Musiki Ana Sanat Dalı Türk Halk Musikisi alanında yüksek lisans ve sanatta yeterlik eğitimini tamamladı. Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel ve seminerlere katıldı, konferanslar verdi. Araştırmaları yanında bir kısım makale ve kitaplar hakkında kritikler yayımladı. Ülkemizin çeşitli yörelerinde ayrıca Azerbaycan ve Kazakistan'da folklorik müzik derlemeleri yaptı. Anonim halk müziği, aşık müziği, müzik materyalleri barındıran ses arşivleri ve genel müzik eğitim sistemleri üzerinde çalıştı. Saha araştırmalarında 2000'e aşkın ezgi ve folklorik etnografik materyal derledi, bir kısmını notaya aktardı. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli topluluklarda konserlere katıldı, kültürel amaçlı açıklamalı konserler ve kültür sanat ağırlıklı programlar hazırlayıp sundu ve yönetti. Yayımı hazırlayan, repertuar seçici, müzik yönetmeni ve danışman olarak müzik albümü çalışmalarında bulundu. TRT'de Halk Müziğimiz ve Türkiye Yazıları isimli açıklamalı radyo programlarını hazırladı ve sundu. Bengi, yöresel müziğin ustaları, Anadolu erleri, seymenler, yarenler ve ahiler, sesler, zamanlar, şarkılar ve virtüözler, enstrümanın ustaları başta olmak üzere pek çok televizyon programı ve belgesele danışmanlık yaptı. Mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda 1986 yılından itibaren eğitimci olarak çeşitli kademelerde hizmet vermiştir Sayın Süleyman Şener. Müzikoloji bölümünde etnomüzikoloji ve müzikoloji ana bilim dalı başkanlıkları görevlerini de üstlendi. Süleyman Şener İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda çalışmalarını sürdürüyor. Telif eser sahibi, yayını hazırlayan olarak 25 kitap ve 100'e aşkın makalenin de sahibidir. Çok güzel bir buluşma bugün aslında. Trabzon Sanat Evi'ne çok teşekkür ediyoruz. Kendisini sahneye davet etmek istiyorum. Buyursunlar lütfen. Selamlıyorum.
benim için çok anlamlı bir gün Trabzon'da olmak, Trabzon Sanat Evi'nin davetine icabet edebilmek büyük bir mutluluk vesilesi oldu. Bu çerçevede katkısı olanlara teşekkürlerimi arz ediyorum. Ve 11 yıllık bir faaliyetin çok daha uzun ömürlü olmasını ve ülkenin her tarafına buradaki heyecanın yayılmasını temenni ediyorum. Çünkü sanat günleri ülkemizin her tarafına yapılmıyor. Bu bir vizyon meselesi, misyon meselesi. Bu çerçeve Trabzon daima birkaç adım önde. Gelecekte de... Ne Süleyman konuşuyor. Gelecekte de bu misyon Trabzon'un şahsında yayılacak, yaygınlaşacak ve ülkenin her tarafında büyük sesler getirecek. Bundan hiçbir şüphem yok. Trabzon buna çok layık bir şehir. Trabzonlular buna gerçekten çok layık bir şehir. Bu çerçevede Trabzon'u, beni Trabzon'a bağlayan başka vesileler de var. Trabzonlu dostlarım var, büyüklerim var, rahmetli olmuş abilerimiz, ablalarımız var. Bu vesileyle onların şahsında da Trabzon adıyla duyduğum heyecanı yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün değişik bir konu üzerinde konuşmayı arzu ettim. Şehrin müziğini yazmak üzerine konuşmayı arzu ettim. Şehrin müziğini yazmak meselesi ülkemizde müzikoloji dünyasında pek tartışılan bir konu değil. Aslında bunu farklı şekillerde ele alabilirsiniz. Yani şehrin şiirini yazmak, şehrin tarihini yazmak, şehrin romanını yazmak, işte şehirle alakalı bir şeyler yapmak. İlk anda çok basit gibi geliyor ama o kadar da basit bir husus değil bu. Şehrin müziğini yazmak konusu da ülkemizde pek tartışılan bir konu değil. Aslında dünyanın pek çok köşesinde böyle bir tablo var. Ama bu bir çalışma amacı, bir üretim amacı olarak değerlendirilebilir mi? Bu pek görünmüyor. Belki de müzikolojiye bundan sonra yeni bir kavram olarak da girecek ya da girmesi gereken bir husus. Parça parça yaklaşımlar var. Yani mesela şehrin filmini çekmek. Parça parça yaklaşımlar var. Onlar nasıl bütünleşir tam bilemiyorum. Bu soruyu yüksek sesle sormama sebep olan şartlar biraz da benim hayatımda kendiliğinden gelişti, şekillendi. Aslında biraz da bu çerçevede o yaşadığım duyguları sizlerle paylaşmak düşüncesiyle bu konuyu konuşmak istedim. Ve tabii ki müzik meselesi olunca doğrusunu isterseniz dinleyiciler arasında müzisyenlerin, özellikle akademisyenlerin olmasını çok da arzu ederdim. Zannediyorum az sayıda böyle bir şansımız var. Dolayısıyla umarım konuşacağım konular yani iletişimin daha sağlıklı olmasına çok zorlayıcı olmaz diye düşünüyorum. Şehrin müziğini yazma konusunda ben ilk olarak 1990'lı yıllarda daha 20'li yaşlarda delikanlıyken bir tecrübe yaşadım. Ve bu tecrübeyi Trabzon'da yaşadım esasında. Trabzon Bölgesi Halk Muhasikası'na giriş kitabını 94 yılında yayınlamıştım. Adına da giriş koydum. O zamanki cesaretle, şimdiki o aklım olsaydı yine öyle yapar mıydım bilmiyorum. O zamanki cesaretle Trabzon Bölgesi Halk Muhasikası diyemedim. Korktum. Dedim olsa bu giriş olur. Öyle de oldu. İyi ki de öyle yapmışım. Çünkü bir şehrin müziğini yazmak konusundaki bilinçsiz dönemlerin cesareti insana çok şey yaptırıyor ama biraz daha zaman geçince aslında yapılan işin vehameti biraz daha farklı yönlerden insanın yüzüne çarpıyor. İkinci olarak ben İstanbul'la alakalı bir çalışma yapmıştım. Bu da 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından yayınlandı. İki ciltlik bir kitaptır. Ve o iki ciltlik kitap da İstanbul'un müzik hayatı ve müzik folklorunun arşiv belgeleri, materyalleri üzerine bir çalışma oldu. Ülkemizde ilk yapılan çalışmalardan birisiydi bu.
Çünkü arşiv materyallerinin değerlendirmesine dönük model çalışmalar da yoktu ve bu ilk olarak İstanbul'a nasip olmuştu. Doğrusunu isterseniz İstanbul kitabı yazarken esasında ben bunun paniğini yaşadım. Yani bir şehri yazmak, bir şehrin müziğini yazmak nasıl bir şeydir, ne yazılabilir? Ve o zaman fark ettim ki aslında biz şehrin müziğini yazmıyoruz. Aslında biz kendi yaşadığımız zaman dilimi içerisindeki kendi algımızın müziğini birazcık bir zaman kesiti olarak tespit etmeye çalışıyoruz. Yaptığımız sadece bu. Bu tür örnekleri de dünya üzerine görebiliyoruz. Aslında biraz daha derinlemesine gidersek, mesela Spandriou'nun Kırım Eskizleri kitabı başlı başına böyle bir çalışmadır, seri bir çalışmadır. Tamamen Kırım'ı yazmıştır mesela. İlginç bir çalışmadır. Aslen bir Ermeni asıllı müzisyen. Keza Avrupa'nın müzik hayatına baktığınız zaman pek çok müzisyen. İşte Çaykovski de keza böyle, işte Brahms da böyle, Chopin de böyle, Beethoven da böyle, Mozart da böyle kendi ülkesinin, kendi şehrinin müziğini yapıyor esasında, yazıyor, ortaya koyuyor. Bizim dediğimiz biraz daha farklı bir yaklaşım, daha bilimsel bir şey. Yani daha yaşayan, daha yerel ve daha farklı odaklarda duran bir şeyler olması lazım. Yani bu çerçeve çok kolay olmuyor. Şimdi geçen gelişimde Trabzon'da kızım da vardı hatta. Bu hanedan çay evi var ya, meydanda biliyorsunuz, orada otururken bir akşam vakti birdenbire gençler horon tepmeye başladılar. Şimdi bu şehrin müziği olabilir mi acaba? Horon tepen gençlerin varlığı Trabzon'un şehrin müziğini anlatmaya yeter mi acaba? İpucu verir değil mi? İpucu verir. Elbette. İpucu verir ama bugünün şartlarında bir ipucu verir. Halbuki ben Trabzon Bölgesi Halk Müziği kitabını yazarken başka bir şey görmüştüm. Eski kayıtlar, 1920'li yıllardaki kayıtlar ve eski yazıyla yazılmış olan kayıtlarda Trabzon'da, Trabzon merkezde kemençe ve horonun varlığını hiçbir şekilde onaylamıyorlar. Öyle bir şey yoktu Trabzon'da diyorlar. Nerede varmış? Trabzon'da hapishane mahkumları bunları çalıp söylüyorlar ve oynuyorlar. Nitekim bu kitap üzerindeki görülen horon halkası Trabzon'da hapishane bahçesine çekilmiş olan bir resim. Burası mı acaba? Burası hapishane olabilir. Eskiden. Olabilir. Belki de buraları. Bilemiyorum. Yani ne kadar güzel. İşte yani Trabzon şehrine genelde yayılmış olan bir bilgiyi vermiyor müzik adamları veya kültür adamları. Şimdi o zaman hangi şehrin simgesinden bahsediyor? Bugüne sorsanız herkes için Trabzon için kemençe ve horon bir değil mi? Yani sembol. Aksi düşünülemez ama yani 20'li yıllar, şimdi düşündüğün zaman yaklaşık 100 yıl önceki yaşantıda böyle bilgiye ulaşamıyoruz. O zaman bunu şehrin tarihi dönemlerine şamil, çok daha derinlere giden bir bilginin ana malzemesi olarak bunu kullanabilir miyiz? Belgesi yok, varsa bile belgesi yok. Ha nerede yok? Merkezde yok. Yani burada farklı bir yaşam var. Bu yaşantı muhtemelen biraz aristokrat bir yaşam. Biraz entelektüel bir yaşam, daha farklı bir yaşam biçimi var burada. Yani elbette Trabzon ciddi bir payitaht, bunu kabul etmek lazım. Netice itibariyle bir imparatorluğun başkenti konumunda, İstanbul da öyle. Bazı Anadolu'daki beyliklerin başkentleri konumundaki, işte Kütahya gibi olsun, ne bileyim Konya olsun, Kastamonu olsun, Amasya. Bütün buralarda da Amasya olsun, bütün buralarda benzer yapıları görürsünüz. Trabzon da bunlardan bir tanesi. Buna bakarsanız Rize Trabzon'un bir köyü gibi yani. Değil mi? Pek çok işte sancaklara bağlı, livalara bağlı bir takım daha küçük yerleşimler. Netice itibariyle böylesine bir vilayet yani payitaht kimliğinin kendi uhdesindeki bir varlığı ifade ediyor. Ama bu varlık kültürel anlamda bir hakim varlığı ortaya koymuyor. Parçalanmış bir varlığı ortaya koyuyor. Ve nerede durursanız aslında oranın bir kendi kimliği üzerinden bu konuyu yaklaşmak ve tartışmak gerektiğini ister istemez de düşünmek zorundasınız. Netice itibariyle şunu diyebilir miyiz? Kim kendi döneminde ne görüyorsa, ne yaşatıyorsa, neye şahitlik ediyorsa ancak onun kendi varlığından söz edebiliriz. Bu da kişiye göre değişen bir şeydir. Şimdi içimizde sevgili Merve Eken var. Merve Eken bir doçent, Trabzon Üniversitesi'nde doçent. Merve Eken İstanbul'da bir çalışma yapmıştı. Yüksek lisans teziydi galiba değil mi Merve?
İstanbul'da fasıl geleneği üzerine çalıştı. İlginçtir. Yani Merve İstanbul'da fasıl geleneği üzerine çalışırken bir takım meyhanelerden, işte efendim müzikli yemek restoranlardan vesaire gibi gündelik hayatı fasıl diye tanımlayan, müzik geleneğinin fasıl diye tanımlayan, büyük ölçüde de Çingene müziği ya da Roman müziğinin kendi ekseni içerisinde tanımlanan bir eğlence kültürünün yerel tanıklarını tespit etti ve bunun da belgeselini hazırlamıştı. Şimdi aynı günlerde benim bir başka kitabım yayınlanmıştı, Aşık Fasılları kitabı. Şimdi fasıl kelimesinin çok daha tarihi perspektiften taşıdığı önemi ortaya koyacak belgeler yayınlamıştım ben de. Eski yazı belgeler üzerinden çalışmıştım. Ve tabii ki hepimizin gözünün önünde bir de klasik Türk müziğinin fasıl anlayışı meselesi vardı. O zaman başka kurallar giriyor. İşte fasıl bir çalgılar bütündür, bir türler bütündür. O türler bütünü içerisinde önce bir taksim vardır. Taksimden sonra efendim kâr vardır, kârın atık vardır, ağır semai vardır, zengin semai vardır. İşte arada taksimler vardır, geçiş taksimleri vardır, ara taksimleri vardır falan. Böyle bir acayip silsile hale devam eden bir müzik bütününden bahsediyoruz. Ve neredeyse 150 yıldır bu bilgiler sürekli tekrarlanır durur. Ama kaynakları bir araya getirseniz ve kaynakları kendi içerisinde analize tabi tutsanız, bir kaynak bir başka kaynaktan daha farklı özellikler taşıdığını görürsünüz. Yani bir tanesi der ki, hayır bunun faslın sonunda türküler de çalınır. Bir başkası der ki, türkülerin sonunda şarkı çalınır. Bir başkası der ki, hayır eski usulde bunlar çalınmazdı, yeni dönemde bunlar çalınmaya başlandı. Yani kendi içerisinde tutarsızlık oluşur. Çünkü bu tutarsızlığın aslında bilgiyi stabilize etme mantığından kaynaklandığını, işi sabit kıldır ama gelenekte bir şeyi sabit kılmak gibi bir unsurun kesinlikle söz konusu olamayacağını anlarsınız. Gerçekten de öyledir. O zaman bu bilginin yaşayan bir kültür dokusu kimliğinde olduğunu ve kendisini tazelediğini, yenilediğini, değişime açık bir kusus olduğunu, asla stabil olmadığını ve işte bir de yaşayan bir dokuysa zaten kendi dönemini ancak güncelleyerek yürüyen bir yapıdan bahsediyoruz. O zaman bunun geçmişi geleceği arasındaki ilişkiyi kurmak için ortaya çıkacak belgelerimizin çoğaltmaktan başka bir şeye ihtiyacımız yok. Bu belgeler üzerinden karşılaştırırsınız. İki tane eksen arasındaki mesafenin kendi kapsamı içerisindeki bilginin tanımlanmasına yönelik bir sonuca ulaşırsınız. Başka bir şey ortaya çıkmaz. Ne olur yine zaman kendi eksen içerisinde kalır. Bu işte esas belirleyici galiba zaman. Zaman bizi daima yönlendiriyor. O halde bir şehrin müziğini yazmaktan bahsediyorsak aslında herkes kendi zaman dilimini veya kendi kaynaklarının zaman dilimi içerisindeki bilginin alanı içerisinde konuyu ortaya koyabilir, yaklaşım sergileyebilir. Aklıma geldi yine şehir müziği deyince ülkemizde bu çerçevede birkaç tane kaynak da var. Mesela Gaziantep Folklor diye bir kitap yayınlandı. Aslında bir müzik kitabıdır ve kitabın yazarı da Ferruh Arsunar'dır rahmetli. Çok önemli bir çalışmadır. Yine Mahmut Halif Gazi Mihal'in Bursa'da Muski diye bir kitabı vardır. Yine Konya'da Muski diye bir kitabı vardır ve İzmir'de Muski. Bunlar hep şehir kitapları aslında. Bursa müziği. Keza Hulusi Kaysel ile beraber Ankara müziği kitabı vardır. Şimdi bunlara baktığınız zaman bu yaklaşımlarda bir taraftan tarihi perspektif içindeki müzik verilerini, bir taraftan halk evlerinin kendi müzik yaşantısı içerisinde ülkenin yeni kültürel hareketlenmesine dayalı unsurları, bir taraftan aşık müziği, bir taraftan çalgıları, bir taraftan literatür bilgisini ortaya koymakla şehir bilgisini ortaya koyuyor. Ferruh Arsunar tamamen halk yaşantısı içerisindeki ağız derlemelerinden yola çıkarak bütün hepsini şehrin müziği olarak tanımlama yoluna gidiyor Gaziantep'te ve ilginç bir şey yapıyor. Mesela ben diyor ki bu şehrin bir müzikal dizisini ortaya çıkartmak istiyorum. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Gaziantep gibi büyük bir şehir kültürünün, hem de çok kadim bir kültürün, müzik varlığının bir tek bir dizi olarak tanımlanmasına bir düşünceyi savunuyor Ferruh Arsunar. Böyle bir örnek daha evvel görülebilmiş değil. Bunu Trabzon'a endeksleyelim. Trabzon'un müzik hayatının dizisini çıkartmak ve bu diziyle Trabzon müziğini tanımlamak gibi bir düşünceyi acaba yapmaya kalksa birisi, buna ancak deli derler. Olacak şey değil. Akıllı iş değil bu. Ama bir yaklaşım ya, bu bir tercih meselesi. Böyle bir tercihi de ortaya koyabiliyorsunuz. Onun için
şehir ve şehir müziği meselesi gerçekten çok karmaşık bir mesele ve bu konuyu uzun vadede daha farklı boyutları ele almak, değerlendirmek mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada galiba hoş geldiniz, yeni arkadaşlar geldi. Müzisyen var mı içinizde? Yok, peki. Peki. Şimdi bu girizgahtan sonra biraz sohbet edelim diye düşünüyorum ama olur mu? Ben buyurun. Ben söyleyeyim mesela. Siz dediniz ki Trabzon müziğini horon oynayan delikanlılar gördüğünüz zaman yazılı kaynaklarda yok. Bir mikrofon varsa mikrofonu da verebiliriz aslında. Belki kayıda, belki kayıda girer. Burhan Eyüboğlu. Burhan Eyüboğlu. Evet. Eyüboğullarından mısınız? Övmek gibi olmasın. Maşallah. Peki. Şimdi biraz önce bahsederken şehrin müziğinden Trabzon'da horon oynayan delikanlıların Trabzon'un müziğini yansıtmadığı veya kısmen yansıttığından bahsettik. O dönemde şehrin merkezinden bahsettik. Çünkü dediğiniz dönemlerde Osmanlı'nın son döneminde Türkiye'deki okur yazar oranı zaten nüfusun %3'üydü. Onlar da payitaht yani okumuş kesim, halk kesiminde yok. Yani %3 topladığınız zaman Osmanlı'nın üst padişah payitaht tanımında okur yazar var ama avam tanımında taşlarda okur yazar oranı son derece düşük. Dolayısıyla da bu tür kaynağı bulmak da mümkün değil. Yani bizim halk müziğimizin bütün hepsi anonimdir. Yani bütün hepsi derlemedir. Türkülerimizin %90'ı ve son dönemlerde Musa Eroğlu örneğini verirsek yeni yeni şeyler onlarla Neşet Ertaş'la falan gel. Ama ondan önceki dönemlerin hepsi %90'ı, %95'i anonim türkülerdir. Yazılığı belli değil. Çünkü okuma yazma oranı olduğu için kayda alınmıyor. Şimdi o dört Trabzon'un folkloru, horonu, benim babam 1900 doğumlu. Benim babam fevkalade horon oynardı. Siz 1920'den sonrasını dediğiniz zaman adam sanki 1900 öncesi... Neresiniz? Ben Maçkalıyım. Maçka'da yok demedim bence. Hayır hayır. Trabzon merkezde yok dedim. Şimdi bak, kayıtlar bak, öyle söyledi. Ben de yok demedim. Kayıtlar öyle söyledi. Yani çünkü bir de şöyle bir şey var. Trabzon folk horon her ilçede farklı figürlerle oynanıyor. Gayet tabii tabii. Yani Maçka'da farklı, Akçabat'ta farklı, Tonya'da farklı, Çalpazarı'nda farklı, Vakfıkebir'de farklı. Dolayısıyla da bizim sadece Trabzon'da değil, bütün sahil kesimde neredeyse var. Baktığınızda mı da Türk toplumunun müziği, Türk sanat müziği değil, Türk halk müziğidir. Çünkü Türk sanat müziği belirli bir kitlenin, yani ülkeyi yönetenlerin müziğidir. Ülkede yönetilenlerin müziği değildir. Dolayısıyla da şehrin müziği, merkez, şehir derken de yani siz şehir merkez almak da bence ne kadar doğru, orada bende soru işareti var. Şehri dediğiniz zaman köyüyle, kasabasıyla, kentiyle, yani işçisiyle, okur yazarıyla, hepsiyle toplum şeyindedir. Yani buna daha dikkat edilmesi, yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Dikkat edilmesi mi? Ya bu konular neye dikkat edeceğim anlayamadım. Hayır hayır, sizin dikkat edin. Öyle değerlendirilmesi lazım değil mi demek istiyorum. Sırf merkezde mi şehrin müziği değerlendirilir? Şimdi ben bana soru soracaksınız zannettim ama siz görüş bildirdiniz. Görüşte karşılıklı herhalde oluşacak. Bir yanlış anlaşılma var. Ben de Trabzon'un kırsal kesiminde böyle bir horon yok, kemençe yok, bilmem çok şey var Trabzon'da. Onları gayet iyisini bilirim, hem de alasını bilirim. Trabzon merkezdeki müzik varlığının 1920 yıllardaki yazılı belgelerdeki görüntüsü bu dedim. Bunun da bilgilerini bu şekilde veriyorlar dedim. Ben o başka bilgilere rastlayamadım. Siz biliyor musunuz 1920'li yıllarda Trabzon merkezde horonun oynandığını, bilmem resimleri var mı, notaları var mı, var mı öyle bir şey? Elinizde var mı? Yok öyle bir şey. Ben şehri seçmek değil, ben yazılı belgeyi seçmeyi tercih ettim. Yazılı belge bilim bir belgeyle yapılır. Yerel kültürü zaten derliyoruz. Hele ki hem Türkiye'den bir Türkiye dışında Anadolu'yu benim kadar gezen kaç kişi var onu da merak ediyorum. Musa Eroğullar kim ki? Bu değil mesele, anlattığım konu bu değil. Ben yanlış bir şey yapmadım, yanlış bir şey yapmam kolay kolay. Sadece galiba yanlış anlaşıldım. Dediklerinize doğru haklısınız. Bu ülkenin kültürü, müziği
odur budur meselesi ayrı. Ben tam başka bir yer duruyorum. Bu ülkenin müziği hepsidir. Şehir merkezinin müziği de bu ülkenin müziğidir. Kırsal kesim müziği de bu ülkenin müziğidir. Hepsinin tarihi, kimliği ve belgesi vardır. Değeri vardır. İkisi ayrı yerlerde durur. Bu ülkenin bütün en değerli varlığı da türkülerdir. Ben diyemem. Türkülerle ömrümü geçirdiğim halde diyemem. Çünkü kültür bütündür. Bu kültür bütünlük içerisinde, kültürel bütünlük içerisinde şehir merkezinde de pek çok önemli bestekar vardır. Bunları yok mu sayacaksınız? Pek çok efendim hattat vardır, şair vardır, edip vardır, yazar vardır, hatta mutasavvuf vardır. Bunları yok mu sayacaksınız? Kırsal kesimde din adamı vardır deyince ya yani şehirdeki mutasavvufu biz yok mu sayacağız? Adam yazıyorsa, efendim tefsir yapıyorsa, köydeki adam bunu bilmiyorsa, insanlar sadece namaz kıldırıyorsa, yani oradaki varlığı kabul edeceğiz, buradaki varlığı yok mu sayacağız? Nasıl olacak bu iş? Hayır, ben bu bütündür zaten. Tam aynı şeyi söylüyorsak sorun yok o zaman. Ben geldim anlatamadım herhalde, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi, şehir müziği meselesini konuşuyoruz. Şehir müziği var mıdır? Şehir müziği nasıl yazılabilir? Şehir müziği konusuna nasıl yaklaşılabilir? Geç gelen arkadaşlar için söyleyeyim. Şehir müziği konusunu, şehir müziğini yazmak konusu ülkemizde pek tartışılan bir konu değil dedim. Ve zamana bağlı bir husustur dedim. Kişiye özgüdür dedim. Bakış açısına göre bunlar değişebilir dedim. Tek tip bir şehir müziği varlığından özet olarak söz etmek mümkün değildir dedim. Ancak geçmiş dönem içerisinde bu yönde genel yaklaşımlarla şehir müziğini yazmak, şehir müziği üzerine düşünmek, şehir kültürünü tanımlamak şeklindeki bazı yaklaşımlar olmuştur. Bu da yanlış değildi, bir yöntemdir dedim. Şöyle de bir örnek verdim. Mesela geçen gelişimizde Trabzon merkezinde biz otururken gençler birden horona kalktılar, kemençe çaldılar. Bu benim o anki bakışıma göre şehrin bir müziğidir. Bundan şüphe var mı? Yok. Bu şehrin müzik kültürüdür. Onu yansıtır. Oradan bir takım sonuçlar çıkartılabilir. Ben buna bağlı olarak kaval çalanı görmedim ama varlığını biliyorum. Zurna çalanı görmedim ama varlığını biliyorum. Tulum çalanı görmedim. Trabzon merkezi tulum pek görülmez. Daha biraz doğuya doğru gitmek lazım. Ama olabilir de, görebilirim de. Bağlama da çalabilirdi. Trabzon merkezi bağlama da çalınır. Eski kaynaklar başka söylüyor, günümüzün kaynakları başka söylüyor. Ben bugün ne görüyorsam onu tanımlayabilirim. Tanımlayabilir miyim diye sorduğunda, tabii tanımlayabilirim bugüne göre. Ama dünkü belgeler daha başka şeyler söylüyor. Mesela dünkü belgeler içerisinde Santur'dan bahsediyor. Yani nerede biliyor musunuz? Ortahisar'da Yüksek Kahve diye bir yerden bahsediyor. Neresi Ortahisar? Yüksek Kahve neredeydi? Duruyor mu Yüksek Kahve? Evet. Ve Santur var mı? Santur gördünüz mü? Trabzon, mesela Trabzon'da bir müze var mı? Müzede Santur var mı? Müzede yok. Kayıtlar var. İktam gazetesinde Mehmet Fuat Köprülü, Köprülüzade Mehmet Fuat Bey bahsediyor. Mehmet Fuat Bey'e de bilgi veren Kastamonu'da Aşık Fevzi Efendi. Aşık Fevzi Efendi son dönem Osmanlı'nın eski semai kahveleri son dönem aşıklarından bir tanesi. Ve iki defa İstanbul'a gelmiş, ciddi bir yazar ayrıca, ciddi bir şair ve aşık, yani irticayla atışmalar yapıyor. Ve bu aşık eski Trabzon'u anlatıyor. Trabzon'da Yüksek Kahve'de Çuhacıoğlu peşrevini çalarak iki santur, bir santur iki keman ve sazla beraber, sazlıktır bağlama yani. Beraber ve insanlar müteheyyiç olarak hüngür hüngür ağlıyor diyor. Yani neymiş? Çuhacıoğlu peşrevini çalmakla insanlar ağlıyor. Trabzon merkezi bağlama kültüründen bahsediyor. Bugün Trabzon merkezi bağlama çalan var mı eski tarz? Buna bakarsanız kol havasını bağlamayla aldılar adamlar. Necat Buhar'a bağlamaya çaldı kol havası. Hani bugün konuşuyoruz ya, foros sekmesi vesaire gibi konuşuyoruz ya. Yani bağlamayla. Yaylan çimenine kuzu yayılır, kuzu. Yani keza nedir? Metelik havası. Metelik havasını bağlamaya çaldığını gördünüz mü hiç? Eski kayıtlarda var. Eski belgeler böyle söylüyor. Eski belgelerin varlığı olmayanı ben bilmiyorum zaten. Olmayan üzerinden konuşamam ki. Sadece mesela Trabzon'da değil. Ülkenin başka bir yeri. Ülkenin başka bir köşesindeki bilgiyi eğer yazılmadıysa, kayıt altına alınmadıysa, görüntülü veya sesli kaydedilmeyse, notası yazılmadıysa ben onu bilemem ki. Kimse bilemez.
Hadi siz bilirsiniz, sizden ömrümüz ne kadar? 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl. Peki ondan sonra kuşaklar nereden bilecek? Yine belgeyle bilecek. Bu işin en önemli direnci noktası belge. Belge olmazsa biz bir şey yapamayız. Şimdi aramızda Yusuf Sancaktar var. Yusuf Sancaktar'ın babası çok önemli bir kaynak kişi. Ondan alınan bütün eserler notaları yazıldı. Artık bundan sonra Yusuf Sancaktar burada. Babasını Yusuf Sancaktar biliyor, ben de biliyorum. Ben de öleceğim, Yusuf Sancaktar da ölecek. Sonra kim bilecek? O belgelerden çıkacak, bilinecek. Ses kayıtlarından bilinecek. Bu böyle bu işler. Onun için kayıt altına almak, yazmak gerçekten çok önemli. Açıkçası genel bakışlarla işte 200 yıllık müzik tarihini yazmak, 1000 yıllık müzik tarihini yazmak. Hani derler ya, efendim halk müziği 1000 yıllık bir kültür temeli üzerine duruyor. Belgesi nerede? Belgesi yok. Bunlar hep afaki boş laflar. Belgesi olmayan bir şeyi ispatlayamazsınız. O halde ne zaman yazıya geçirdiyse onun belgelerinden söz edebiliyor. Ne zaman yazıya geçirse artık tarih öyle başlıyor. Kusura bakmasın kimse. İşte Trabzon için de geçerli bu. Trabzon gibi müthiş zengin bir bölge. Müthiş zengin bir kaynak yatak. İnanın o kadar çok az şey yazdı ki Trabzon. O kadar az şey yazıldı ki Trabzon hakkında. Ve Trabzon şu anda kaynıyor, fokur fokur kaynıyor. Trabzon kadar zengin bir bölge. Ve Trabzon'un kendi kültürel varlığına bu ülkeye vereceği çok şey var. Öyle bölgeler var ki başka bir yerde asla o karakteri görme imkanımız yok bizim. Trabzon'dan keşfediyoruz. Mesela Karadeniz deyince aklımıza herkesin 7 zamanlı bir ritim geliyor. Öyle mi? Filmlerde bu. Tiyatrolarda bu. Anlatılarda bu. Fıkralarda bu. 7 zamanlı bir ritim. Bam 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 bam. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Trabzon'un ana ritmik yapısı 7 değil, 9. Benim alan araştırmalarını yaptığım, notaya aldığım eserlerde ana unsur yapı, 9'lu yapı. İnceli zaman görürsünüz. Yani bilim ve belge başka bir şey söylüyor. Onun için şehir ve şehir müziği meselesi, şehir müziğini yazma meselesi gerçi bir bilim işidir, belge işidir. Bu işi yapacak gençlere de selam olsun diyorum. Sabrınız için teşekkür ederim. Eğer sorunuz varsa cevaplarım. Buyurun. Hamiyetimizden bir mimarım. Kenti birazcık yapısal anlamda ve kentsel planlaması açısından tanıyorum. Ama 4 yıldır da amatör bir koroya gidiyorum. Yani müzik merakım da var. Şimdi bu biraz serzeniş gibi oldu konuşmanız geldiğimden beri. Suçlu kimliğe yazılmadı gibi oldu, yazılsaydı gibi. Ben şeyi merak ediyorum. Yani sizin araştırma yönteminiz ne oluyor? Mesela kent müziğini yazmaya başladığınızda nasıl bir araştırma yöntemiyle yazıyorsunuz? Yani kategorize etme şekliniz nasıl? Yani müzik kentin merkezinden çeperlerine doğru mu yayılıyor? Göç edenlerin müziği mi var? Burada yerleşik yaşayan halkın müziği mi var? Ve bunlar birbirine nasıl etkileşilmiş? Yani araştırma yönteminizi nereden başlıyorsunuz? Sözlü tarihten mi başlıyorsunuz? Enstrümandan mı başlıyorsunuz? Veya tarih köklerini iz sürerek bugüne mi getiriyorsunuz? Onu merak ediyorum. Çünkü herhalde onu biraz açıklarsanız yazma merakı olanlar da oradan yürüyüp giderler. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Şehir müziğini yazma konusunda iki defa cahillik yaptım. İki defa cesaret ettim. Birincisi 20'li yaşlar Trabzon bölgesi halk müziğini yazmaya çalışmakla yaptım bu cahilliği. Ve eser de şu. Bu 94 yılında Anadolu Sanat Yayınları tarafından ve bizzat bir Trabzonlu Gündal Kayıoğlu rahmetli yayınladı. Bu kitabı hazırlarken büyük ölçüde arşiv malzemelerine başvurmuştum. Arşiv malzemeleri gerçekten önemliydi. Onun için de Türkiye'nin belli başlı ses arşivleri üzerine çalıştım. Trabzon'la alakalı neler bulabilirim diye. İkincisi çok önemli yazılı belgeler, basılı belgeler üzerine çalıştım. Literatür çalışması çok önemliydi ve bunun içerisinde müzik, özellikle halk müziği geleneğiyle alakalı toplayabildiğim kadar toplayıp 250 kadar da ulusal ve uluslararası referans kaynaklarını bu kitapta verdim. Çünkü bunun adı giriş, kitabın adı girişti. Ve başlayacak olanlar hiç olmazsa bu 250 kaynağı görmelidir. Makale var, kitap var, dediğim gibi uluslararası kaynaklar var. Çünkü ciddi anlamda yani farklı dillerde, işte Fince, Almanca, İngilizce, Rusça, Fransızca kaynaklar var Trabzon müziği ile alakalı yazılmış. Bunlara ulaşmak çok kolay değil. Bu referans kaynakları mutlaka görmek gerekir.
Onun dışında bölge müzik karakterlerini farklı açılardan incelemeye çalışmıştım. Yine bunu belgeler üzerinden yaptım. Yazılmış olan notaların kendi kronolojisi içerisinde onların analizlerini yaptım. Ve bu analizlerin sonucunda Trabzon bölgesi müzikalinin edebi yapısı üzerine, gerek aruz vezinli, gerek ece vezinli yapılar üzerine, metroritmik yapısı üzerine çalışmayı yaptım. Tabii bu ne kadar? 150 kadar eser üzerinden yapılan bir genel bir çalışmaydı. Edebi biçim çalışması yaptım. Edebi biçim çalışmasına tamamen Trabzon'a özgü şeyler yakaladım. Başka hiçbir yerde karşıma çıkmayan şeyler yakaladım. Ondan sonra müzikal biçim yapılarını belirlemeye çalıştım. Yine 100 kadar eser üzerinden bunu yaptım. Ve ayrıca da Allah selamet versin Maçkalı Mustafa Duman'ın notaya şey yaptığı, bizzat yaylıları derlediği 10 kadar ses kaydından nota yazdım. Ve kemençe armonikleriyle beraber notasını yazdım. Ve ayrıca Trabzon bölgesi müzik geleneği hakkında yayınlanmış çok eski 2 tane rapor yayınladım bu kitapta. Bunlardan bir tanesi Murat Uraz'ın bir yazısıdır. Bir tanesi de yine bir Murat ama onun soy ismi keşfedilemedi. 1920'li yıllarda yazılmış ve muhtemelen İstanbul, Darülhan'a Trabzon bölgesi müzik geleneği ve oyun geleneği hakkında bir bilgi vermek üzere gönderilmiş olan bir rapor bu. Ve raporun aslı kayıptı. Tesadüfen Ankara'da Kültür Bakanlığı arşivlerinden birisinde bir kitabın içerisinden buldum bunu. İlk defa burada yayınlandı. Yani bütün mesela vilayetlere özgü bütün bilgiler kayıp, sadece Trabzon bu anlamda şanslı olmuş. O raporlar kayıp. Çünkü dönemin Maarif Vekaleti, Hars Müdürlüğü 1920'li yıllarda daha Cumhuriyet kurulma aşamasında ve yani Cumhuriyet tam kurulmadan önce başlamış ve Cumhuriyet'in kurulmasıyla beraber gelen süreç içerisinde Yüce Atatürk'ün emirleri doğrultusunda yani bir kültür inkılabının başlatılmasının ilk adımları olarak da Darülhan görevlendirilmiş. Dönemin Maarif Vekaleti Hars Müdürlüğü ile beraber ortak yapılan, yürütülen çalışmalara göre de bir anket yapılıp bütün Moğuski muallimlerine ve bütün valiliklere yazı gönderilmiş ve raporlar istenmiş. Eğitimciler tabii bunlar daha ziyade raporlar hazırlamış. Trabzon o anlamda şu anda elimizde rapor olan tek vilayet. Şimdi benim çalışma alanım bir derecede buydu o başlangıç içerisinde. Bir model çalışma çıktı ortaya. Bu cahiliye dönemi diyorum. Bunu bugün bana ikinci baskı hazırlasın, ben hazırlamam bunu ikinci baskını. Çünkü aradan geçen süre içerisinde 25 yıl geçti. Ben 25 yılda yeni baştan böyle bir çalışma yorgunluğuna giremem. Yani bu kendi dönemimin çalışmasıydı. İkincisi yine bir arşiv malzemesi üzerine çalıştım. Ve ilk defa Ankara Devlet Konservatuvarı İstanbul 51 ve 36 yılları anket çalışmaları ve ses kayıt belgelerini yayına hazırlamıştım. Ve onları yazarken de, onları hazırlarken de hem de arşiv materyallerinin kendi orijinallerini kullanmak şartıyla ve notaların transkripsiyonuyla beraber çok geniş bir perspektiften işte şehri anlatmak gibi mecburiyeti hissedince zaten fark ettim bu işin ne kadar zor bir şey olduğunu. Ve daha yeni bir yeni çalışma bitirdim. Artık bu kadar büyük cesaretle büyük şeylere girmiyorum. En son yazdığı, sevgili Merve sen gördün bilmiyorum, Şehvar'ın armağanında çıktı. Büyük Beyoğlu yangını yazdım mesela. İstanbul yaptım yine çalışma olarak ama Büyük Beyoğlu yangını. Yani İstanbul'un herhangi bir köşesi değil artık. Orası Büyük İstiklal Caddesi'ndeki büyük yangından tam 15 bin hektar yer yanmış. 1870 yılında. Ve bunun belgelerini buldum. Dönemin gazeteleri taramaları yapıldı. O gazetelerdeki bütün yangın hikayesi çıktıktan sonra ortaya Selah Birsel'in Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu kitabından yola çıkarak bunun bir türkü metni olup olamayacağını izini sürüp daha sonra Kırım'dan, Moskova'dan, Avusturya'dan, Romanya'dan, Macaristan'dan, Almanya'dan bir takım belgelerle şu anda ona yakın nota buldum. Şimdi yakında 5 Haziran'da İstanbul'da bunun konserini de yapacağım. Artık daha minimal temalar üzerine çalışmayı tercih ediyorum. Yani büyük fikirlerden daha minimal çalışma, daha ufak çalışmalara yönelmek gibi bir durum ortaya çıktı. Bu bir izafi fikir. Yani şehrin müziğini yazma meselesi izafi fikir. Dün böyle çalışmalar vardı. Genel yaklaşımlar vardı. Yani demiyor muyuz işte 5 şehri yazdı mesela. 5 şehri yazdı, bugün hala onu konuşuyoruz. Hiç acaba yazılabilir bir şehir?
Şimdi Ahmet Kutsi Tekrar Sivas'ı anlatıyor. Ve Sivas'ı anlatırken diyor ki daha 1930'lu yıllarda hala develerin kemerlerden geçtiği yılların Sivas'ını yaşıyoruz diyor. 30'lu yıllardaki Sivas'ı anlatıyor. Bugün aynı Sivas var mı? Yok. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın beş şehri yazarken ortaya koyduğu şehirlerle bugün şehirler söz edilebilir mi? Aynı şey mi? Ama şehir adıyla anlıyoruz yani bir takım olayları şehirlerle beraber zikrediyoruz. Bu şehrin müziği üzerine konuşmak da benzer yaklaşımları ortaya koyuyor. Çok farklı bir şey değil. Bu bir dönemin anlayışıydı. Bugüne de uygulanabilir. Bugün belki çok daha kolay uygulanabilir. Çünkü arşivler çok daha zengin. Ama dediğiniz doğru. Ben diğer tarafta alan araştırmaları yapıyorum. Alan araştırmaları yaptığım zaman, size şunu da söyleyeyim bu arada alan araştırması deyince, Trabzon 1937 yılında ve 1941 yılında iki defa derlenmiştir Ankara Devlet Konservatuvarı tarafından. Ülkenin her tarafını birer kere tarayan Ankara Devlet Konservatuvarı heyeti, rahmetli Muzaffer de, Bey de, Muzaffer Sarısüzen de folklor arşiv şefi olarak bizzat koordinasyonu üstlenen ve alana çıkan bir şahsiyet. Trabzon'a iki defa gelmişlerdi. Sadece Trabzon'a özgü bir şeydir bu. Neden biliyor musunuz? 37'de Trabzon'un merkezi, şehir merkezi taranmıştır. Ve büyük ölçüde Yalıboy taranmıştır. 37 yılında derlenen, Trabzon'a derlenen ses kayıtları ile 1941 yılında Trabzon'un köylerine, yaylalarına çıkıp da yapılan derlemeler aynı derlemeler değildir. Birinde doğru dürüst bugünkü yüksek yayla müziklerinin, efendim hızlı sonlar, ilk horon müziklerinin pek örneklerini göremezsiniz şehir merkezinde. Daha şehirli müzikler vardır orada ama ikincisinde kırsal kesim müzikleri vardır. Yani ülkenin keşke her tarafı bu şekilde taranabilseydi. Ha, bugün Trabzon müziğinin sadece Ankara Devlet Konservatuvarı 37-41 derlemelerinin raporu yayınlansa bu kitaptan çok daha zengin bir kitap olur. İnanılmaz malzeme, çok güzel malzeme. Ve birisinin çalışması lazım, hala arşiv malzemesi duruyor. Yani şehrin müziğini yazmak için bu tür malzemelere bizim ihtiyacımız var. Başka türlü olmuyor. Yoksa öbürü günlük olaylar. Yani seyyahlar bir takım şehirleri geziyorlar, çalışıyorlar, gördüklerini yazıyorlar. Gezginler için böyle yani nokta atış, gözüne çarparsa yaparlar, geçer gider. Aradan geçmiştir 300 sene, 300 sene sonra işte Viyana'da bilmem ne gezerken falanca müziğini görmüştür, onu anlatır. O dönemin müzisyeni budur, o dönemin müzik kaynağı budur, başka bir kaynağınız yoktur. Ama bizim gibi kültürü yaşatan coğrafyalarda farklı bir boyut var. Yazmakla iş bitmiyor. Yaşayanı da korumak lazım. Yaşayanı da kendi zaman, farklı zaman dilimleri içerisinde tespitini yapmak lazım. Çünkü biz hala sözlü kültür geleneğini yaşatıyoruz. Sözlü kültür geleneğini daha yazıya geçirmek gibi zorluğumuz var, zorunluluğumuz var. Ve ihmalimiz var. Evet, Trabzon'da dahil ülkemizin hemen hemen her köşesinde sözlü kültür verimleri, gelenek verimleri notaya alınmamıştır, yazılmamıştır, yazılamamıştır, yazılanlar da devede kulaktır. Bu bir sistem değil. Peki bunu kim yapacak? Akademisyenler yapacak, eli kalem tutanlar yapacak. Ülkede bu anlamda konservatuvarlar ne zaman kuruldu, müzik adamlar ne zaman yetişmeye başladı? Buna bakmak lazım. Hep gecikmişliğin hesabını sormak lazım. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı 1975'te kuruldu. Türk müziğinin kaynakları üzerine çalışan insanların varlığını ancak işte 45 yıllık süreç içerisinde söz edebiliyoruz. Peki daha evvel ne oldu? Daha evvel bu topraklarda 50 yıla yakın Türk müziği yasaklandı. Resmi olarak olmasa bile fiili olarak yasaklandı. Türk müziğiyle uğraşmak, saz çalmak, söylemek yasaklandı. Kurumlarda bu konuda çalışma yapan insanlar çıkmadı ortaya. Halk müziği biraz daha şanslıydı. Çünkü halk müziği yeni bir müzik modellemesini ve çağdaş müziğin oluşumunda bir ana kaynak olarak kullanılan ve kullanılması hedeflenen bir konuydu. Daha şanslıydı ama diğer taraftan Osmanlı'dan kalan bir müzik kültürünün bütüncül varlığı içerisinde yok sayılması, yani rejimlerin birbirinin devamlılığında bir dönemi yok sayma mantığının müzeye yansımasının bir sonucunu yaşadık yıllarca. Ona göre kurumlar kurulamadı. Kurumlar kurulamayınca insanlar yetişmedi. Elin yabancıları geldi çalıştı Türkiye'de. Türkiye'deki pek çok çalışma ana kaynağını yabancılar ortaya koymuştur. Yani Trabzon'a çok sayıda yabancı insan geldi araştırmalar yaptı. Pek çok dil, ağız çalışmaları, edebiyat çalışmaları, müzik çalışmaları ilk kaynaklarını yabancılar yaptı. Onları da öğreniyoruz. Bunu ne diyeceğiz, buna ne diyeceğiz? Ne yapacağız? Oturup ağlayalım mı? Çok gecikti. Ama bir bilinç uyanmak, uyandırmak ve yani bir yerden başlamak ve yürüyüp gitmek artık kaçınılmaz bir şey ya. Bundan da artık geri kalmayacağız. Yapamadığımıza üzüleceğiz. Ama yapacak çok şeyimiz var. Çok şanslıyız. Bunu yapmak için çaba sarf edeceğiz.
Bu anlamda Trabzon müthiş bu anlamda ciddi bir potansiyel bölge. Bunu önemsemek lazım. Ve ben bu konuşmayı belki başka bir yerde yapmazdım. Burada yapma ihtiyacı hissettim. Trabzon bunun için mükemmel bir bölge. Ben Trabzon değilim. Ama Trabzon'u çok seviyorum ve Trabzon'u çok önemsiyorum. Bu anlamda ilk çalışmamı, ilk yayınımı Trabzon'da yapmış olmak için, yapmış olduğum için gerçekten çok mutluyum. Bana buna vesile olan rahmetli Gündoğan Kayıoğlu'nu, rahmetli Ömer Kayıoğlu'nu burada hayırla yad ediyorum. Gidenlere selam olsun. Teşekkür ederim. Buyurun tabii. Tabii. İsmail Fandaklı. İsmail Fandaklı. Fandaklı. Bizim o yıllarda karşılaşmışlığımız oldu. Ömer amcanın sağlığı, evet. Ömer maskaya. Evet. Trabzon'la ilgili çalışmalarım olduğu için, yani en az 2 saat konuşurum. Okuduklarım ve Trabzon merkez müziğinin üzerine bakın. Bu arada ben CBCV Erdem'e kitap yayınladım. Altını zerek söylüyorum. Trabzon merkez müziğinden bahsediyorum. 2 saat konuşurum. Okumalarımdan, dinlemelerimden. Kendi kitabımda da bazı Arap'ın boyu çürmek istedim. Sizin kitaplarınız hangileridir? Arap'ın boyu çürmek istedim. O upların nasıl çalındığını, kemanların, işte piyanoların, kadınların nasıl çaldığını... Tabii çok güzel kaynaklar var. Sizin bahsetmediğiniz bir şey soracağım size ama Trabzon merkezde, işte Akçabat, Şalpazarı, Tonya, Maçka, işte Sümmene, sizin asıl Trabzon müziği dediğinizde bakılması gereken yöre dili, yöre ağzı, burada yaşanmışlıkların zengin mozaiğini oluşturan türkülerdir bunlar. Sizin aslında müzik, Trabzon müziği derken bahsettiğiniz o, ben öyle anladım, doğru mu? Değil, ama bir doğru şehir değil. Merkezine geldiğimizde... Doğru değil, doğru değil. Yok. Ben öyle bir şey söylemedim. Benim anladığımı söylüyorum. Şeflerin müziği öyle yazılı zaten. Ama şehir merkezinde bir kent soylu vardır. Trabzon'da... Aynı şeyi söylüyorum. Aynı şeyi söylüyorum. Tabii, doğru. Mahşe Hanım'dan bahsetmezseniz ama birincisinden değil. İkincisi Trabzon'dan yolu geçmiştir, yaşamıştır. Yok, ben yazılmayan hiçbir şeyden bahsedemezsiniz. Yazılmadıysa hiçbir şeyden bahsedemezsiniz. Siz bildiğiniz size kalıyor, benim bildiğim bana kalıyor. Yazılmadıktan sonra hiçbir şey yok. Hanım tarihte var, yazılıyor. Ne yazıldığına bakmak lazım. Peki o zaman... Ne zaman yazılıyor bu arada? Ne zaman yazıldı? Leyla Saz Trabzon'a gelmiyor mu? Geliyor. Mahşe Hanım da geliyor Trabzon'a. Tamam. Tarih kitaplarında yazıyor. Aksini inkar edin. Hayır, anlatamadım. Trabzon şehir merkeziyle diyorum. Yani, sorun da bu zaten yani. İlçeleriyle arasında müthiş bir fark vardı. Şehirde Türk musikisi vardı. Tam da bunu söyledim ben zaten işte. Siz geç mi geldiniz konuşmaya? Hayır, başından beri bu da Mahşe Hanım'dan bahsetmediniz. Leyla Saz'dan bahsetmediniz. Bir dakika, ben bu konulara girmedim. Benim amacım şehir müziğini yazmak. Şehir, genel bir konu bu. Hocam şehir müziği, şehir müziğinin tanımını yapmak lazım belki. Peki o zaman Ahmet Selim Teymur'dan konuda bahsedelim. Şimdi biz şehri derken ilçeleriyle beraber, köyleriyle beraber algılarız. Ama sizin bahsetmek istediğiniz herhalde sadece merkez. Çok yönlü. Hayır, merkez belgeleri var. Aynı şeyi konuşuyoruz. Yani merkezdekilerin belgeleri var, diğerlerin belgesi belgeli var. Belgeli yok, yetişmedi onlar. Tamam. Leyla Sazlar'la beraber efendim dönem içerisinde buradaki bestekarlar, şehirli bestekarlar var. Şehrin kendi müziği var. Şehrin kendi türküleri de var. Hocam Fransız Ali ile ilgili bilgi verseniz bize ne olur? Nasıl? Fransız Ali ile ilgili. Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkan 2000 içindeki Fransız Ali ile bir şekilde... Neymiş o, ben bilmiyorum onu. Fransız Ali Trabzonlu. Bilmiyorum, söyleyeyim ben de öyleyim. Her şeyi bilemem bence, ben Trabzon değilim dedim. Hayır, seviniriz dedim. Biz çok araştırdık, çok fazla bilgi edinemedik. O kadar değil, ben her şeyi bilmiyorum. Ben de sayenizde... Rastlarsın. Şeyi... yok, hayır. O kadar olmaz. Haksızlık. Ama konumuzun başına geleyim gerçekten. Ama siz söylerse ben öğrenmek isterim. Yani Trabzon'da Osman ve Rıza kardeşler Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkmış. Nezimati Spor Kulübü'nden yetişmiş. Musiki cemiyor. Ben bunu size demiyorum yani, genel olarak musiki... Bunlar yazıldı zaten. Evet. Yazıldı, biliyorum ben kaynakları. Yok, bildiğinizi biliyorum ben, sizin de bildiğinizi de biliyorum ama işi buradan bakmak lazım. Tabii ki sizin bahsettiğiniz o mozaiği ortaya çıkarabilmek için var mı böyle bir şansınız? Trabzon'un o içlerindeki zengin mozaikle yöre ağzı, türküleri, oradan üretilmişler... Var mı böyle bir şey? Zamanla oluşturduk onlar. İşte çok geç kalındı dediğim halde. Umudunuz var mı hocam? Olmaz olur mu? Burada akademisyenler var, deli gibi çalışıyorlar. Siz mesela Gökhan Yiğit master tezini beraber yaptık. Gökhan Altınbaş neler yaptı biliyor musunuz? Aklınız durur. İnşallah olur. Tabii.
vakıf bir arkadaşımız burada yeri geldi. Doktorasını burada yapacak, o bölgemizde çalışmak istiyor. Dün önceki bahçede bunu konuştuğumuzsun, çok sıcak. Siz de bugün anlatınca hiç şüpheniz olmasın. Hiç şüpheniz olmasın. Esas olan bilinç, yani esas olan birilerin bir şey söylemeliyim. Olmaz hocam. Ben şey doğru bildiğimi, doğru düşündüğümü söylemek zorundayım. Beğensek de beğenmesek de bu gerçek. Yani dünyada bilim böyle yapılıyor. Gönül okşayarak bir takım bilim olmaz. O günlük işte iltifat var ya, komple bir şey olur, kompliman olur, olmaz. Buyurun efendim. Bu arada bir şey daha söyleyeyim, sizi görünce aklıma geldi. Mesela Trabzon'un muhtemelen bir tekke kültürü var. Tekke müziği hakkında var mı bilgi? Hiçbir şey yayınlanmadı. Evet. Hiçbir şey bilmiyorum ben. Bir çalışma belgesel hazırladığınızı işittim az evvel. Tam olarak bunu sormak istiyorum. Bir Ahi Evren Dede'den bahsediyoruz Trabzon'da. Hatta belki Trabzon kültüründe çok fazla erken sadece onun bilinmesi de bir acı bir vaka. Ahilikle ilgili işte sizin çalışmanız hangi yüzyıldan itibaren başladı? Hangi yüzyılları kapsıyor? Ben ahilik çalışmadım. Şöyle söyleyeyim. O ahilik mesela bir televizyon programıydı. 4 bölüm ya da 5 bölüm bir çekim yapıldı. Ülkemizin hemen hemen her bölgesi gezildi. Urfa dahil. Orta Anadolu büyük ölçüde. Trabzon'a geldim tam hatırlayamayacağım. Sadece ahilik değil, lonca, esnaf loncaları, ahilik kültürünün izleri. Bu arada Yaren, Seymen geleneği çerçevesinde yani esnaf Yarenler, esnaf Seymenler ve onların kendi birlikteliğini ortaya koyan bir takım adetler ve gelenekler üzerine bir yerel alan çalışmaları. Ben Gülbanklarla ilgileniyorum hocam hasreten. Gülbank metinleriyle. Öyle mi? Evet. Dolayısıyla çok çarpıcı geldi bana. Hem Trabzon'la çok ilgilenmiş önemli olmanız, hem ahili kültürüyle ilgili olmanız belki bana bir ışık esnaf olur. Esnaf geleneğinde Gülbank var mı? Var. Yani bu şey mi? Şed bağlanırken, icazet verilirken. Şed bağlanırken. Ha, evet. Anladım. Onları tespit edebiliyor musunuz? Etmeye çabalıyorum hocam. Onların tegannisi var mı? Tegani, hayır. Belli bir ritmi var. İç secisi var. Fakat tegani yok. Yani bu tegani yok. Mesela şeylerde ben bir Girit Bektaşilerinde Gülbankların onlarınki farklı. Hayır. Gülbank hiç ezgili değil. Hı-hı, ben evet yıllarca Bektaş arasında derlemeler yaptım. Hı-hı. Yıllarca araştırmalar yaptım. Evet. Onlar da asla, yani Sofra Gülbankı var işte bilmem belli bir ritimden bahsedebiliriz. Vesaire gibi evet işte efendim işte hoşlama gülbanklar var vesaire, bu ayrı. Gülbankları ilk defa Tireli Bektaşilerin ezgiyle seslendirdiğini görüş hayretler içerisinde kaldım. Tireli Bektaşiler. Tireli Bektaşilermiş ve onların izini kaybettim. Kayıtlarını almıştım. İstanbul'da Göztepe'de yaşıyorlardı. Biliyorsunuz Girit göçmenleri çok dağıldı, ülkenin her tarafında var. Bunu araştırmak lazım. Ama esnaf gülbankları konusunda ilk defa sizden duyuyorum. Eğer böyle bir gelenek varsa mutlaka bunları tespit edin. Tespit etmeye çalışıyorum. Bu arada çok sayıda gülbank metinleri yayınlandı. Yani biraz Alevilerde gülbank metinleri yayınlandı. Evet, Alevilere has çalışmalar var. Fakat Alevilerle kısıtlı değil gülbank geleneği. Hemen kültürün her parçasında bir gülbank metniyle karşılaşmamız söz konusu. Onları araştırıyorum. Şimdi sormak istediğim, Trabzon'da böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Hayır, yok. Herhangi... Trabzon'da çok anlam, bu anlamda çok bir çalışmamız olmadı. Olmaz. Ayrıca bahsettiğiniz konularda o ocaklara girmek çok kolay değil. Değil. Biraz referans evet lazım. Vallahi sizler yaparsanız biz sayenizde öğreniriz. Çabalıyorum. Gerçi bu arada ben... hangi şeyler affedersiniz? Tabii şu anda tekke ve zavelerle alakalı bir yasağımız var. Ama bilimsel olarak konuşmakta bir sakınca yok. Yani hangi tekkeler faal, hangi tarikatlar faal olmak şimdi ben eskinin devamı olarak yapılıyor. Malumunuz belli yasaktan ötürü bu yüzyılla ilgili çalışamıyorum. Belgelere dayalı, yazmalara dayalı çalışmaya çabalıyorum. Dolayısıyla da 19. yüzyıl ve evvelinden bahsediyoruz. 13. ve 19. yüzyıllar arasından bahsediyoruz. Aktif mevcutları
öğrenebiliyorsam da aktarmayı şimdilik düşünmüyorum. Aktarma bir sakıncası yok. Yani tespit edebiliyorsan onu kullanırız. Biz çünkü bunu yapıyoruz. Bilimde yasak olmaz, bilimde ayıp olmaz. Yok yok, yasak ya da ayıp olduğu için değil, emniyetle ilgili. Yani bilimsel emniyet. Ben de kendi alanımda yaşadım. Aşık müziğin tören, yani bir merasim boyutunda mutlaka dini bir takım türlerin seslendirildiğini belgelemiştim. Ancak o kadar bölük pörçük ki, yani merasimin kendi sıra türleri olmasına rağmen bunun izleri kalmamıştı ve ben 1900 yılların başında ortalama 30'lu yıllara kadar gelen, 40'lı yıllara kadar gelen bir kaynak literatür izini sürerek bunu belgelemeye çalışmıştım. Tabii arşiv çalışması yaptığım için bölük pörçük bunları bulunca o zaman anladık ki iki tane büyük sebep var. Bir tanesi savaşlar. Yani savaşlar ciddi anlamda en az birkaç kuşağın, en az iki kuşağın yok olmasına sebep oldu. İki kuşağın yok olması ayrıca kültürel bir kayıp anlamında. Evet, çok önemli. Evet, çok önemli. Tabii ki ikincisi de insanlar bazı şeylere korkuyorlarmış. O anlaşıldı ki çok fazla yazılmamıştı. Yani yazılmayınca da işte unutuluyor. Bu anlamda bile mutlaka yazmalı, 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 yazmalı. İnşallah. Yani bunun başka bir yolu yok. Yazmalı. Çok teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür ediyoruz. Galiba tamam. Evet efendim. Sağolun için teşekkür ederim. Evet, sayın başkanım. Evet, yerimiz Sayın Kenan Koyunlar'da konuşuyoruz. Sanatörümüzü. Sanat günlerinin 3. gününün ilk programını Sayın Hocamız Süleyman Bey ile yaptık. 11 yıldır sanat günlerini yapıyoruz. Böyle müzik üzerine bir konuşma ilk defa gerçekleşti. Genellikle edebiyat ağırlıklı konuklarımız oluyor. Bu anlamda da bizim için özel oldu. Gönül daha kalabalık bir ortamda sizi dinlemek isterdi ama bir başka zaman inşallah. Katıldığınız için bize çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel kazandık. Evet. Herkâin. Bir de böyle bir katılım. Evet, Sayın Doktor Süleyman Şener'e çok teşekkür ediyoruz. Verdiği değerli bilgiler için sağ olsunlar. Evet, imza için ve kitaplarımızın imzası için dışarıda standımızda temin edelim.